Trabzonspor başkanlığına aday olan Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un borcunu, ödemelerini bilmiyor mu? O kulüpte 4 senede beri yönetici, as başkan. Ve 3 sene, 4 sene içerisinde Trabzonspor'un ekonomik olan ekonomik olarak dönüştürülmesinde de en büyük pay sahibi kişi. Yanlış yapıldı, o yapıldı, bu yapıldı. Kulübü bilmiyor mu? Biliyor. Bildiği o kadar borç altına, yükün altına Ertuğrul niye girer? Demek ki bunu o gücü kendinde görüyor. Kendinde görüyor. Bir. İkincisi, belirli bir plan yapmıştır. Nedir böyle ilk etapta? Ben şunu şu kadar da bu işi görsem 10 milyon, 15 milyon yani biz ancak telaffuz ediyoruz rakamları tabii. O kadar parayı bir arada görmedik. İşte Trabzon'da da gören olduğunu sanmıyorum bir iki kişi dışında. 31 Mart itibariyle 16 milyon euro. Ya onu diyor ki ben bunu yaparım diyor. Ne yaparım diyor 16 milyon. Ben bu süreç içerisinde ben versem bile ileriye dönük olarak stadın reklam gelirinden, bilmem başka borsadan, başka bir yerden bu paranın şu kadarını karşılarım. Şu topçulardan 2-3 tanesini gönderirim, satarım. Yaparım bunu yani yapmam diye bir şey söz konusu değil. Bu planı yapmıştır. E bu planı yapan bir kişiye sen kimsenin cebine sığmazsın. Kimin cebine sığacak? Yani kimsenin cebine sığmaz da Muharrem Usta döneminde kimsenin cebine mi sığdı? Ondan önce de İbrahim Hacı Osmanoğlu döneminde birinin cebine mi sığdı? Mehmet Ali Bey'in döneminde ki son dönemde alacaklarını nasıl tahsil etmeye çalıştığı mahkemede düştü Trabzonspor. Burada Trabzonspor'daki aslında kurullar, özellikle divan kurulu her ne kadar resmi bir yaptırım şeysi olmaz olmasa bile tavsiye ama üst lisede yanlış yaptığı dönemde divan niye mesela yanlış yapıyorsun kardeşim bu şekilde niye bugüne kadar bir açıklama yapmadı? İş işten geçtikten sonra yanındayım, karşındayım. Veya istişare kurulu. İstişare kurulu oluşturdular. Ne için oluşturuldu istişare kurulu? Ne iş yapar? İşte Özkan, rahmetli Özkan abiydi başkanı. Vefat edince ikinci başkan Erol Bey oldu. İstişare kurulu başkanı. Neymiş? Eskiden yöneticilik yapanlar. Zaten Trabzonspor'da bugüne kadar 300-400 yönetici, belki sayı daha fazladır. Yöneticilik yapan isim var. Haber 61'de çok önemli bir yayın var. Trabzonspor'u yönetenler kitabımı ben bizim arkadaşlarla organize edip şey ettiğinde Trabzon Futbol Tarihi ve Trabzonspor'u Yönetenler diye bir eserimiz var. Çok önemli bir eserdir. Bugüne kadar yönetici bazında kimse konuşturmadı. Öyle bir kitap yazılmadı. Haber 61'e bak. Hiçbir bile bedelsiz Haber 61'de arkadaşlar sağ olsun Okan onu düzenliyor. Sizin de burada onayınız var. Spor ve genel müdür olarak hem de spordan sorumlu kişi olarak sizin de onayınız var. Orada onu yayınlıyoruz. Niye yayınlıyoruz? İnsanlar görsünler. Kimler Trabzonspor'da bugüne kadar şey ortamında, internet ortamında şeyde orada şimdi üst üste gelecek. Belki iki ay devam edecek o yayın. Orada kimler yöneticilik yaptı? Diyeceksin lan ha bu isimler kim ya Trabzonspor'da yöneticilik yaptı? Sayılar bak şimdi çıksın. Ha, çok değerli isimler var. Herkes kendine göre değerlidir. Ama sonuçta spor kulübüdür. Yönetim nasıl oluşur? Tuncay Başkan. Tuncay çalışacağı ekibi oluşturacak. Çünkü Trabzonspor kulübü bir Almanya'daki bilmem Dortmund gibi bilmem veyahut da bir başka kulüp gibi İngiltere'de yani tabanla beraber üyelerin katkısıyla, organizasyonuyla ekonomik şeysiyle beraber seyirci hasılatıyla falan yürüyen şeysi değil. Hep dıştan destek almak zorundasın. Bu diğer kulüpler dışında aynı Türkiye'de. Dolayısıyla sen geldin başkan. Ertuğrul Bey başkan. Ertuğrul Bey hesabını yapmadı mı? Yaptı. Hesabını yapan adam ödeyecek olan da kendisi. Herhangi bir şey değil. İstediği adamı seçmesi, oraya alması kadar doğal bir şey olamaz ki.